Cerebros ekranlarından tekrardan merhabalar. Bir başka Kürek Show'a hoş geldiniz. Elimizde tekrardan güzel pozisyonlar var. Kaan abi ellerinden bir de küreğinden öperler. Ben de öperim. Hadi pozisyonlara geçelim. Abi bu hareketi yapan adamı maça çıkarmayacaksın. Direkt yedek oyuncu girsin. Ya sen daha kahvene hakim olamıyorsun. Şampiyona nasıl hakim olacaksın Şahucum ya? Ama o da haklı. Faker'ın karşısına çıkarken eli ayağına dolandı tabii. Kahveyi dökeyim klavyeye, belki alet bozdu, beni oynatmazlar falan dedi ama sonuç değişmedi. Faker gene Faker'lığını yaptı. Belki maçı sabote etmeye çalışmıştır. Ne diyorsun? Bence o direkt oynamamak için bahane yaratmaya çalışıyor da sonucunu gördük. Abi sonuçta basit bir şey ama kalemin nasıl fırladığını gördün mü? Pahii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 i
yanlış yerde kullanması gibi bir şey abi. Ha. Bazen abicim, biliyorsun şeyde de vardır, çifte mezar kazmak gerekir gömmek için. Bu böyle, burada hatanın başlangıcı aslında Uzi. Şimdi Twitch almışım, tamam, maçı taşıman lazım. Yanlış pozisyon almayacaksın hocam. Sonra Uzi niye ikinci oldu? Uzi hiç şampiyon olamıyor, yazık çocuğa diyorlar. Abi bu yüzden ikinci olamıyor. Tamam, hastaymış da abi şurada şu pozisyonu alırsan, Galyon'un orada kuş kırpmasının altına girecek pozisyona gelirsen seni balıklar. Fakat o yetmiyor. Abi Uzi batırdı, ben de batırmaktan geri kalmam diyen Zhao da ulti atarak ölü arkadaşının cenazesine geliyor. Ama ne oluyor? Kendisi de cenaze kılıyor. Abiciğim, bir nişancı yanlış pozisyon alamaz. Alırsan gri ekrana bakarsın. Ama League of Legends daha önemli bir kuralı var. Profesyonel oyuncuların bilmesi gereken, herkesin bilmesi gereken. Abiciğim, ölenle ölünmez. Ölmüşsün işte. Takımca beraber aynı mezara atlamışlar sanki. Aynen öyle. Hiç gerek yok ultiye ultiye. Abi bu yanlış. Ne yapıyor abi? Arkasında damgayı falan mı siliyor? Leke çıkarıyor. Ya masaj yapıyorlar. Hasta ya. Serum durumu olmuş. Masaj yapıyorlar. Öyle masaj mı olur be abi? Çocuğun beyinciğini ezdiler. O yüzden yanlış pozisyon almış. Gömdük mömdük ama masajcıyı gömmek lazım. Mısko kafayı kese mi atıyor? Ne yapıyor abi o? Fazla ovuştunuz. Boş bakıyor zaten, dikkat et. Tabii tabii, direkt kese atmış abi enseye. Sevgili Zhao, sen daha kahveyi döktüğünde belliydi senin ne yapacağın da. Babacım, Faker burada niye bu kadar fazla senden şey yiyor, manası yokken? Niye bu kadar senden hasar yiyor? Hiç düşündün mü? Ha bu Faker bu. Faker deli mi benden boş boşuna hasar yiyecek? Manası da bitmek üzereyken geri çekilmeyecek, önde kalacak. Abicim bu şey, istavrit misin be abi? İstavrit de biliyorsun böyle yemi olmayan oltaya gelir, çaparıya gelir böyle sırf beyaz tutuyor. Babacım böyle yemlenilmez ki bir insan ya. Sen profesyon, böyle bir yemleme var mı abi? Solo queue'da bile böyle bir şey yok ya. Acayip bir durum yani. Babacım seni yemlediği bas bas bağırıyor, yem 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 diye. Abi ağzına sağlık. Formundasın, güzel gömdün tekrardan. Ölen ölünmez. Kesinlikle, kesinlikle. Geçen programlarda sorular sormuştuk biliyorsunuz. Kazananımız hemen şuralarda bir yerde kendisini tebrik ediyoruz. Programdan sonra kendisine ulaşacağız. Her hafta ödüller vermeye devam ediyoruz. Söz Kaan Kural'da. Bu haftanın sorusu yine dünya şampiyonlarından soralım. 2013 dünya şampiyonu SKT'ydi gene. O zamanki üst koridoru kimdi? Bir de bugün iyi günüm diyeyim ya. Bir de ipucu vereyim. Vereyim. Kuzey Amerika'da oynuyor. Cevaplarınızı info@playbros.com'a bekliyoruz. Bu haftanın ödülü de Star Wars anahtarlığı, böyle şık, gayet güzel diyoruz ve programımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Son söz Kaan Kural'da. Geldim, gördüm, gömdüm.